Evet Evet arkadaşlar Türkiye'nin iklimini bitirdik. Türkiye'nin iklimine bağlı olarak Türkiye'nin bitki örtüsüne geçiş yapıyoruz. Bitki örtüsü Özen'in çok sevdiği bir yer ve çok fazla da soru soruyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmenizde fayda var. Türkiye'nin bitki örtüsüne baktığımızda ilk başta Türkiye'deki flora alemlerine bakıyoruz. Hocam ne demek flora? Flora bitki demektir arkadaşlar. Yani bitki zenginliği olduğu alemler flora alemleri olarak geçiyor. Dünyada bir sürü flora alem vardır. Türkiye dünyada hala flora alemi içerisindedir. Bakın şu şurada baktığımız zaman dünyada biz hola artık flora alem içerisindeyiz. Hocam bu da çok ayrıntı. ÖABT bilgisi değil mi? Evet ama ÖSYM sorar mı? Sorar arkadaşlar dikkat edin buna. Dünyada hola artık flora alem içerisindeyiz. Ama kendi ülkemize baktığımızda kendi ülkemizde 3 tane ana flora alemleri vardır. Türkiye'de en geniş alanda bulunan flora alemi İran Turan Flora Alemi'dir. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu birçok yeri kapsıyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? İran Turan Flora Alemi. İran Turan Flora Alemi içerisinde geçen sene ÖSYM'nin sordu. tabii ki bunu alanda sordu arkadaşlar. Özellikle şurada bir Anadolu Diagonali, Anadolu Çaprazı dediğimiz bir kesinti var. Ve bu kesinti bitki örtüsünün ve top, e, hayvanların canlı örtüsünün, dağılmasını engelliyor. Yani buradaki bir hayvan buraya geçemiyor. Çünkü burada bir önemli bir ne var arkadaşlar? Dağlık engel vardır diyeceğiz. Yine Avrupa Sibirya flora bölgesi. Avrupa Sibirya flora bölgesine baktığımızda Karadeniz'i ve Karadeniz'e bağlı Kuzey Marmara'yı kapsıyor arkadaşlar. Avrupa Sibirya flora alemi ikiye ayrılıyor. Özellikle şurada bir Meret ırmağı var. Bu ırmağın doğusu Kolşik, batısı öksin olarak geçiyor. Çok ayrıntı ama aklınızda bulunsun. Bir de baktığımızda Akdeniz flora alemimiz var. 3 tane flora alemi. Avrupa, Sibirya, İran, Turan ve de Akdeniz flora alemi var. Unutmayalım. Evet, flora alemlerine baktığımız zaman özellikle dünyada e, bitki çeşitliliği bakımından ilk sıradayız arkadaşlar Avrupa'da. Çok önemli. Ve yine Türkiye'deki flora alemlerini zaten söylemiştik. En geniş flora alemi İran Turan. Engin en fazla endemik bitki İran Turan'da. Bak sakın karıştırma. Flora alemleri içerisinde en fazla endemik bitki İran Turan'da. Ama sana bölge bazında sorarsa en fazla endemik bitki nerededir? Kesinlikle Akdeniz'de. Unutmayın. Geldik ormanlara. Ormanlara baktığımızda ÖSYM'nin çok sevdiği yerlerden birisi. Ormanlar ülkemizde geniş alanda yer kaplıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak Türkiye yüz ölçümünün %20'si, %25'i ormanlarla kaplıdır diyeceğiz. Ormanlara baktığımızda en fazla ormana sahip olan bölgemiz Karadeniz'dir. Ormanların dağılışını yağış belirler, nemlilik belirler. Karadeniz çok yağış aldığı için ormanlık alan daha fazladır diyeceğiz. Karadeniz'de unutmayın. En az ormana sahip olan böl bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu'dur. En fazla orman Karadeniz, en az orman Güneydoğu Anadolu'da diyeceğiz unutmayalım. Geldik ormanlar içerisinde. Dünyada özellikle en fazla Türkiye'de bulunan Kızılçam'dır. Kızılçam ormanları Türkiye'de bulunmasının sebebi Akdeniz iklimidir diyeceğiz. Akdeniz iklimine bağlı olarak oluşur. Ama Türkiye'de en yaygın ağaç türü meşedir diyeceğiz. Meşe karasal iklimde görülür. O yüzden Türkiye'de karasal iklim çok geniş alanda, meşe de çok geniş alandadır. Hatta hatırlar mısınız? Türkiye Erhazun'la Mücadele Vakfı yani Tema Vakfı meşe projesi yapmıştı. Türkiye'nin her yerine meşe ağacı dikilmesini söylemişti vesaire. En saf ormanlar ise fıstıkçam ormanlarıdır diyeceğiz. Özellikle Türkiye'nin %28'i bu oran değişebiliyor. 26 25'e düşebiliyor arkadaşlar. %28'i ortalama nedir? Ormanlarla kaplıdır. Türkiye'de baktığımız zaman ormanların %80'i kıyıda bulunur. Kıyı daha nemlidir. Kıyı daha fazla yağış alır. O yüzden ormanların büyük bir kısmı kıyıda bulunur diyeceğiz. Türkiye'de ormanlara baktığımızda en fazla Karadeniz'de. Peki hocam Doğu Karadeniz'de mi orman daha fazla Batı Karadeniz'de mi? Kesinlikle Batı Karadeniz'de. Batı Karadeniz'de ormanlık alan daha fazladır. Sakın unutmayın bunu arkadaşlar ve ormana sahip olan ilimiz en fazla ormanlık alana sahip olan ilimiz Antalya'dır. Sakın burada Rize'ye, Trabzon'a, Kastamonu'ya gitme. En fazla ormanlık alan Antalya'da diyeceğiz. En az orman Iğdır'da. Hatırlar mısınız şunu demiştik. En az yağış alan ilimiz Iğdır'dır. En az ormana sahip olan ilimiz Iğdır diyeceğiz. Ve yüz ölçümüne oranla en fazla ormanlık alan Karabük'te. Karabük'ün yaklaşık olarak %75-%80'i ormanlarla kaplıdır. O yüzden yüz ölçümüne oranla en fazla ormanlık alan nerededir? Karabük'te diyeceğiz. Ve ormanların kendini yenileyebilme süresi yağışın fazla olduğu yerlerde daha kısadır diyeceğiz. Ve en kısa Karadeniz'dir. Yani örneğin atıyorum inşallah olmaz da Karadeniz'de ve Akdeniz'de orman yandı aynı alanda orman yansın. Karadeniz'de yer alan ormanlar kendini daha kısa sürede yeniler unutmayalım ve ormanlara baktığımız zaman Türkiye'de ormanların dağılışı. Hocam dedik ki Doğu Karadeniz çok yağış alır ama Doğu Karadeniz'de ormanlar sınırlı alanda. Neden? Çünkü Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya yakındır. Yani burası çok yağış alır ama iç kesimleri az yağış alır. O yüzden kıyı kesimlerde bol ormanlar var. İç kesimde orman yok. Ama burada arkadaşlar dağlık arazi daha iç kesimlerdedir. O yüzden ormanlık alan iç kesimlere doğru yayıldığı için Batı Karadeniz'de ormanlar daha fazladır diyeceğiz. Bakın ormana en fazla ormanın olduğu ilimiz Antalya. Yine Muğla çevresi, Antalya çevresi Türkiye'de ormanların en yaygın olduğu bölgedir. Bakın Toroslar boyunca ormanları görüyoruz burada. Yine Amanos dağları boyunca ormanlık alanları görüyoruz. Ve yine baktığımızda burada hangi dağımız vardı? Yıldız Dağı. Yıldız Dağı boyunca da ormanlık alanları görüyoruz. Şurada hangi dağımız vardı hatırlıyor musunuz? Balıkesir Çanakkale boyunca Kaz Dağları vardı. Ormanlık alanları burada görüyoruz. Ormanlık alanına baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinin ormanlık alanının az olduğunu en az ise bakın Iğdır. Iğdır'da orman yok denecek kadar azdır diyoruz. Ve gelelim geniş yapraklı ve iğne yapraklı ormanlara. Geniş yapraklı ormanlar içerisinde meşe, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane, akçağaç, kızıl ağaç, diş budak gibi ağaçlar var. İğne yapraklı ormanlar içerisinde kızılçam, karacam, sarıçam, ardış, e sedir ve ladin gibi türler vardır. Ha bu türü size soruyor mu? Sormuyor. Hangisi geniş yapraklı, hangisi iğne yapraklı diye sormaz arkadaşlar size. Nerede görüldüğünü soruyor. Bakın, Türkiye'deki ormanlara baktığınızda orman istatistiklerinde... Karadeniz'deki ormanlar %25'tir diyeceğiz. Ama Akdeniz'de %24. Arada çok bir fark var mı? Yok arkadaşlar. Yani şey düşünmeyin. Karadeniz Türkiye'nin %80'i Karadeniz'de ormanlar değil arkadaşlar. Çok bir fark olmadığını görüyoruz. Ve Güneydoğu Anadolu'nun sadece %3'ü ormanla kaplı ve İç Anadolu'da bu oran %7 diyeceğiz. Ve orman alt sınırı, orman üst sınırı Orman alt sınırı ormanın en aşağı indiği seviyedir. Ve ormanların alt sınırını belirleyen faktör nemlilik yağıştır. Bir yerde yağış fazlaysa ormanlar deniz seviyesinden başlar. En güzel örnek Karadeniz'dir. Bakın Karadeniz'de ormanı görüyorsunuz. Ormanlar 0 metreden başlıyor. Nemlilikten dolayı, yağıştan dolayı Karadeniz'de ormanlar deniz seviyesinden başlar. Unutmayın. Ama bakın Akdeniz'e Akdeniz'de ormanlar deniz seviyesinden başlamıyor. 700 metreden sonra başlıyor. Burada makiler vardır. Makiler zaten orman değil. Çalılardır bunlar arkadaşlar. Unutmayın. <laughs> orman alt sınırını nemlilik. Orman üst sınırını ise en nem sıcaklık belirler. Yani sıcaklığın fazla olduğu yerlerde ormanların çıkabileceği üst seviye daha fazladır. Ama Ülkemizde enleme ters bir durum var. Normalde orman üst sınırı enleme bağlı olarak Akdeniz'de daha fazla olması beklenirdi. Bakın beklenirdi diyorum ama bakın şöyle görelim. Akdeniz'deki ormanlar 2300 metreye kadar çıkarken Doğu Anadolu'daki ormanlar 2800 metreye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesinde karasallığa bağlı olarak orman alanı nedir? Daha yükseklerdedir diyeceğiz. Bu enleme ters bir durumdur. Sakın unutmayın enleme ters bir durum. Orman üst sınırı en fazla Doğu Anadolu'da. Normalde Akdeniz'de olması beklenir ama Akdeniz'de değil Doğu Anadolu'da sakın unutmayın üstüne basa basa söylüyorum. Böyle bir soru çıkarsa emin olun çoğu Akdeniz'e gider çoğu yanlış yapar unutmayın. Karadeniz ormanlarına baktığımız zaman bir dağ yamacı boyunca Karadeniz'de ilk başta geniş yapraklı ormanlar, daha sonra hem geniş hem iğne yapraklı, daha sonra iğne yapraklı ormanlar, daha sonra dağ çayırları vardır. Bu dağ çayırlarını alpin çayırlar deriz biz arkadaşlar ve bu çayırlarda daha çok büyükbaş hayvancılık ve yaylacılık faaliyeti vardır. Hocam bir dağ yamacı boyunca neden bitki örtüsü böyle kuşaklar oluşturur? Çünkü unutma sıcaklıktan dolayı. Yani bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklık azalır. Sıcaklık azaldığı için bitki örtüsü bu şekilde kuşaklar oluşturur diyeceğiz. Karadeniz'de en altta geniş yapraklı ormanlar vardır. Hocam bunları örnek verelim. Nedir bunlar? Gelin kestane, gürgen, palamut, kayın ağacı, diş budak ağacı, ıhlamur ağacı. Bunlar nedir arkadaşlar? Geniş yapraklı ağaçlardır. Tekrar sayıyorum. Bunlar neymiş? Kayın, gürgen, palamut, kestane ağaçları, ıhlamur ağaçları, Karadeniz'de geniş yapraklı ağaçlar. Birazcık daha yükseğe çıkıyorum. İğne yapraklı ağaçlar içerisinde ladin ağacı var arkadaşlar burada. Ladin ağacını unutmayın. Ve sarıçam ağaçları vardır. Karadeniz'de yüksek kesimlerde ladin ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlar vardır diyeceğiz. Bunları da unutmayalım. Bakın zaten burada hepsini söylemiş olduk. Buradakiler yazıyor. Unutmayın, bir e, kesintiyi verebilir ÖSYM size. Bunu bu sene TYT sınavında sordu arkadaşlar. Yani bunu KPSS'de kesinlikle sorabilir. Bu kesinti verir. Atıyorum şuraya işaretler. Burada hangi ormanlar görülür? Ne tür ağaçlar yaygındır diye size sorabilir arkadaşlar. Ya da bunu verir, böyle bir kesinti verir. Bu hangi bölgededir der. Hocam, bana böyle bir kesinti verirse ben bunun hangi bölgede olduğunu nasıl anlarım dersen şöyle anlarsın. Bak Geniş yapraklı ormanlar yani ormanlar 0 metreden deniz seviyesinden başlamış. Türkiye'de başka bir bölge yok arkadaşlar. Sadece Karadeniz bölgesinde ormanlar deniz seviyesinden başlar. Çünkü nemlilik yağıştan dolayı orman alt sınırı düşüktür. Unutma. Gelelim bir diğerine Akdeniz ormanlarına. Bakın Akdeniz'e baktığımızda Akdeniz'de en altta ormanlar yoktur. Maki bitki örtüsü vardır. Maki'den yukarıya çıkıldıkça iğne yapraklı ormanlar. Yani kızılçam ormanları vardır. Birazcık daha yukarıda sedir ağaçları vardır. Bu sedir ağaçlarını sakın unutmayın. Karadeniz'de yükseklerde gördüğümüz ağaçlara, Karadeniz diyorum pardon, Akdeniz'de yükseklerde gördüğümüz ağaçlara sedir ağacı denir. Unutmayın. Bakın 0-800 metrede orman yoktur Akdeniz'de. 800 metreden sonra daha çok ne var? Kızılçam ormanları. Birazcık daha yukarılarda ise sedir ağaçları vardır. Yine burada da yüksek kesimlerde çayırlar vardır diyeceğiz unutmayalım. Yine bakın kızılçam, sedir, fıstık çamı gibi ağaçlar var. Karasal iklimde ise daha çok sarı çam ağacı vardır. Erzurum Karsardağ'ın çevresinde ve yine özellikle meşe ağacı, kara ağacı. Türkiye'de en fazla bulunan ağaç türü meşedir. Daha sonra karaçam, kızılçam gibi önemli. Bu üç çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de en geniş alanda bulunan üç ağaç türü bunlardır. Bakın sarı çam ağacına tek tek bakalım. Sarı çam ağacı özellikle çıkmış sınav sorusu Batı Karadeniz'in yükseklerinde, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ve Erzurum, Kars, Ardahan'da sarı çam ağaçları yaygındır arkadaşlar. Unutmayın. Başka baktığımız zaman burada zaten özelliklerini söylemişiz. Kara çam ağaçları karasal iklimde yaygındır. Türkiye'de e, çok geniş alanda yaygındır. Yani tek tek bakmaya gerek yok <laughs> burada. Kızıl çam ağacı Akdeniz iklimine bağlı olarak Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde kızılçam ağacı vardır diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman burada göknar ağacı var. da arkadaşlar Uludağ göknarı var mesela endemik bir türdür. Kazdağ göknarı var burada. Kazdağ göknarı endemik bir tür pardon burada. Yine Doğu Karadeniz göknarı gibi gökner var. Meşe Türkiye'de en yaygın ağaç türü olduğunu söylemiştik. Burada geçelim bunları. Çalı formasyonuna gelelim. ÖSYM 2024 lisans KPSS'de neyi sordu? Pseudomaki'yi Maki'yi sordu. Çalı sorundan sordu. Yine karşımıza gelebilir. Birincisi Maki'dir diyoruz. Maki. Akdeniz iklim bölgesinde Kızılçam ormanların tahribatıyla oluşur maki arkadaşlar. Baktığımız zaman tahrip edilmesi sonucunda oluştuğunu söyleyeceğiz. Genellikle yaz aylarının sıcak, kış aylarının ılık geçtiği Akdeniz'de görülür diyeceğiz. Bunlar arkadaşlar özellikle şey çok önemli, özellikleri çok önemli. Bunlar daima yeşil kalır. Yıl boyunca yapraklarını dökmez bunlar arkadaşlar. Yapraklarını dökmeyen bitkilerdir ve bunlar uzun süreli yaz kuraklığına karşı kök sistemini geliştirmişlerdir. Gelişmiş bir kök sistemine sahiptir diyeceğiz. Ve yine bunlar sert, kalın ve tüylü yaprak özelliklerine sahiptir makiler. Unutmayalım. Maki türleri bizim için çok önemli. ÖSYM bunu soruyor. Nasıl soruyor? Bir grup araştırmacı Türkiye'nin bitki örtüsünü araştırmak üzere geziye çıkmıştır. Gittikleri yerlerde funda, zakkum, keçi boynuzu, pınnal meşesi gibi türleri görmüştür. Buna göre hangi bölgeye gitmiştir diye soru soruyor size. Unutmayın ya da harita veriyor nereye gitmiştir diye soruyor. Bunda türlerimiz bizim için çok önemli. Yabani zeytin, akçameşe, menengiç, keçi boynuzu, pırnal meşesi bunlar önemli. Sandal gibi türleri vardır. Türlerini unutmayın. Ha hepsini tek tek ezberlemenize gerek yok ama burada bunların maki olduğunu bilin arkadaşlar. Gelelim Garik. Garik'in diğer adı Frigana. Akdeniz ikliminde Kızılçam ormanlarının tahribatıyla maki oluşur makilere de tahrip ediyoruz. Makilerin tahrip edilmesiyle de garik oluşur. Diğer adıyla frigana oluşur. Tamam mı? Unutmayın. Tahrip sonucunda oluşur arkadaşlar. Bunlar zaten küçük çalı topluluklarıdır diyeceğiz. Kurak özelliğe sahiptir. Mesela kekik, funda, diken çalısı, ada çayı, süpürge çalısı, yasemin ve tüylü laden gibi türleri vardır. Bir diğeri Pseudomaki, yalancı maki. Bak arkadaşım sakın unutma. Buna gidip de maki diye gidip de Akdeniz bölgesi deme. Pseudomaki ılıman okyanusal iklimin yani Türkiye'deki Karadeniz ikliminin görüldüğü yerdedir. Yani Pseudomaki Türkiye'de Karadeniz'de ormanların tahribatı sonucunda oluşur. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaygındır diyeceğiz. Sakın unutmayın. Özellikle börtten kızılcık, yabani elma, muşmula, yabani erik, fındık gibi türler vardır. Biz buna ne deriz? Yalancı maki deriz. Yani pseudomaki deriz. Pseudomaki neredeymiş? Karadeniz'de. Unutma bunu. Geldik ot formasyonu. Ben bu sene kesinlikle bozkır bitki örtüsünü bekliyordum arkadaşlar. Bozkır'ı sormadı. Pseudomaki'yi sordu. Bozkır'ı unutmayın karasal iklim bölgesinde ÖSYM Bozkır demiyor bazen step diyor. Karasal iklim bölgesinde kurakçıl bitkilerdir arkadaşlar. İlkbahar yağışlarıyla birlikte çıkarlar. Hemen yazın kururlar bunlar ve baktığımızda özellikle çok yağışın az olduğu yerlerdedir. Kökleri çok derine inmiş kurakçıl otlardır diyeceğiz. İlkbahar aylarında yeşeriyor. Yaz aylarında sararan bozkırlardır. En önemlisi gevendir. Ayrıntı bir bilgi vereyim. Türkiye'de en yaygın ot topluluğu geven otudur arkadaşlar. Unutmayın. Yine yavşan otu, yine üzerlik, çoban yastığı, gelincik, sır koyuru, deve dikeni, çakır dikeni gibi türleri vardır arkadaşlar. Sakın unutmayın bunları türler önemli. ÖSYM yine şöyle sorar. Der ki bir grup araştırmacı geziye gitmiştir. Gittikleri yerlerde bitki örtüsünün dağılışını araştırmak istemişler. Ve geven, çoban yastığı, yavşan atı gibi türleri görmüştür. Buna göre nereye gitmişlerdir diye harita şeklinde soru sorarlar. Çok da güzel soru olur. Lütfen dikkat edin. Ben sorusunu bekliyorum hala. Geçen sene gelmedi ama bu sene kesinlikle gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Antropojen bozkır. Karasal iklim bölgesinde zaten az olan ormanları gidip biz tahrip ediyoruz. Yer yer ağaçlar oluyor böyle. Tek tük ağaçlar vardır ama orada bitki örtüsü tahrip edilmiştir. İşte biz buna antropojen bozkır deriz. Kurak bölgelerde orman örtüsünün tahribatı sonucunda oluşan bozkır bitki örtüsüne verilen isimdir. Yer yer ağaçlar bulunur diyeceğiz. İç Anadolu bölgesinde çok yaygındır. Gelelim çayır bitki örtüsüne. Çayır bitki örtüsü Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde ve özellikle dağların yüksek kesimlerinde görülür diyeceğiz. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de dağların yükseklerinde alpin çayırlara, dağ çayırlarına rastlanır diyoruz. Orman üst sınırından sonra artık ormanlar yetişemez. Ormanlar yetişemediği için orada çayırlar vardır diyeceğiz. Özellikle dağ çayırları yani alpin çayırlar diyoruz buna. Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları, Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yaygındır. Türleri nedir? Yumak, tarla sarmaşı, düğün çiçeği, orman gülü, mile, e, buraya baktığımız zaman mine, kardelen ve taş atlı adlı türleri vardır arkadaşlar. Çayırların çayır bitki örtüsü de özellikle büyükbaş hayvancılıkçı önem arz ediyor unutmayalım. Gelelim endemik relik türlere. Endemik tür nedir? Dünyada sadece tek bir alanda bulunan ve yayılış alanı genişlememiş olan çok az sınırlı alanda görülen en türlere biz endemik tür deriz arkadaşlar. Türkiye'de endemik türler çok fazladır diyeceğiz. Özellikle 12.000'den fazla bitki grubunun 3650'si endemik türdür. Avrupa'da birinciyiz endemik türde. Çok çok önemli burada. Peki hocam bizde endemik tür çeşitliliği niye bu kadar fazla? Çünkü özellikle baktığımızda endemik türün çok fazla olmasının yani çok zengin olmasının temel sebepleri nelerdir? 1. Özellikle topografik çeşitlilik. Hocam ne demek topografik çeşitlilik? Yeryüzü çeşitliliğidir arkadaşlar. Yeryüzünün çeşitli olması. 2. İklim çeşitliliği, toprak çeşitliliği, jeolojik, jeomorfolojik çeşitlilik. Yani yeryüzü şeklinin dağlık ve engebeli olması burada etkili. Deniz seviyesinden 5000 metreye kadar yükselti farklılığının olması etkili kıtaların geçiş güzergahı üzerinde yer almamız, yine iklim değişiklikleri geçmiş buzul dönemlerinden 4. zamanda oluşturan, kuaternar zamanda oluşan buzul dönemlerinden etkilenmemiz ve orta kuşakta yer aldığı için hem kuzey hem güney sektörlü birden fazla ne yapıyoruz, e, iklimi yaşıyoruz ve buzul çağından etkilenmemiz burada etkilidir diyeceğiz. Yani bu etkileri karşımıza soru olarak gelebilir. Ülkemizde en fazla endemik bitki nerededir? Akdeniz'dedir. Bölüm olarak Batı Toroslar'da, il olarak Antalya'dadır. Türkiye'de en fazla endemik bitkinin olduğu bölgemiz Akdeniz. Bölüm Batı Toroslar, il olarak Antalya, unutmayalım. Ve endemik türlerden bazıdan alalım. Bakın arkadaşlar Türkiye'de endemik tür ne kadardı? 3650 taneydi. Yani buraya size 3650 tanesini de veremem. Ben de bilmiyorum zaten hepsini. Ama birkaç tane örnek olarak burada ÖSM'nin bazı yıllar dokunduğu, bazı yıllar ismini zikrettiği bazı türler vardır burada. Bunlara bakalım. Mesela Kaz Dağları'nda Kaz Dağ Göknarı. Mesela Eğirdir'in güneyinde Kasnak meşesi var. Ya da Köyceğiz Dalaman çevresinde Sığla ağacı. ÖSYM sığla ağacını çok kullanıyor arkadaşlar. Sığla ağacının diğer adı günlük ağacıdır. Muğla Köyceğiz çevresinde çok yaygındır. Hem endemik hem de relik türdür arkadaşlar. Sakın unutmayın bunu. Beş parmak dağlarında yine Muğla'dayız. Burada Kral Eğir Eldisi. Teke Yaram Adası'nda Datça Hurması. Yine Doğu Anadolu'da Kardelen. Özellikle Hakkari Van çevresinde Ters Lale. Rize'de Anzer çayı, Safranbolu'da Safranutu, Yozgat Kastamonu çevresinde ispirmeçesi Bunlar endemik türlerdir unutmayalım. Ve bakın şöyle bir endemik türleri harita üzerinde görecek olursak Türkiye'de en fazla endemik tür Batı Toroslardaydı. il olarak Antalya'daydı. Bölge olarak Akdeniz'deydi. Ve burada mesela Bitlis'te Nemrut soğanı, Hakkari çevresinde Ters lale, mesela Şanlıurfa çevresinde Karagül, Şanlıurfa halfetti de arkadaşlar. Mesela Batı Karadeniz'de Kral Eğreltisi, Kastamonu Yozgat çevresinde İspir Meşesi, Ankara'da Yanar Döner ve Sevgi Çiçeği arkadaşlar. Tabi biz Ankara'da olduğumuz için Sevgi Çiçeği'ni biliyoruz zaten. Çiçek olmasa bile bizde var çok. Yine Nevşehir'de Kapadokya soğanı var arkadaşlar. Yine Artvin'de Fıstık Çamı, Rize'de Anzer. Yine Çanakkale, Balıkesir arasında Dağ Göknarı, Zambakgiller var, sütleyenler var, yünlü gelin. Ya bir sürü şey var. Muğla'da sığla ağacı var. Diğer adı günlük ağacıdır. Bunu sakın unutma. Çok önemli burada. Bunları zaten söyledik. Gelelim. Buradaki türlerimizin hepsini ne yaptık? Söylemiş olduk. Bunlar relik türler arkadaşlar. Relik türleri de şöyle bir bakalım. Ha buradaymış relik. Relik de arkadaşlar nedir? geçmiş buzul dönemlerinde yayılış alanı genişlemiş ama daha sonradan daralmış bitkilerdir. Yani normalde o bölgede olmayacak ama iklim alanları genişlediği için o bölgeye kadar yayılmıştır diyeceğiz. Mesela çok güzel bir örnek vermek gerekirse kestane kayın. Hocam kestane kayın denildiğinde nereye gidecektik? Karadeniz'e gideceğiz. E Toros dağlarında kestanenin kayının ne işi var? Reliktir. Kalıntı bitkidir. Geçmiş iklim dönemlerinde yayılış alanı o kadar genişlemiş ki, Toroslara kadar gelmiştir. Mesela e, kayın ağacı. Bakın Amanos dağlarında kayın ağacı var. Ya kayın ağacı en fazla neredeydi? Karadeniz'de. Ben Amanos dağlarında kayın ağacını görüyorsam, relikt bitkidir, kalıntı bitkidir. Bakın sığıl ağacını söylemiştik. Hem relikt hem endemik bitkidir. Unutmayın. Sedir ağacı burada. Ihlamur ağacı. Ihlamur deyince mesela Karadeniz'e gidiyoruz ama Beydağlar'ında, Akdeniz'de ıhlamur var. Ya da Doğu Kayını, Lübnan Sediri bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar özellikle relik bitkilerdir diyeceğiz. Bir de bizim klimaks bitkilerimiz var. Klimaks bitki bir iklime en iyi uyum sağlamış bitkiye klimaks bitki denir. Öğretmenim bir kere sordu yine sorar yine gelir dikkat edin. Klimaks bitki bir iklime en iyi uyum sağlamış bitkidir. Bakın Akdeniz ikliminde kızılçam ormanı, Karadeniz ikliminde ladin, karasal iklimde ise sarıçam ormanları nedir örnek olarak verilebilir. Çünkü bunlar o iklime en iyi uyum sağlamış bitki örtüsüdür diyeceğiz. Ve vejetasyon süresi arkadaşlar vejetasyon süresi bir bitkinin yetişme yani büyüme süresi olarak bilinir. Bitkiler güneşlenme süresine kadar ne yap? Güneşlenme süresi bitkiler için çok önemlidir. Güneşlenme süresinin uzun olduğu yerlerde bitkiler büyümesi için daha uzun zaman vardır. Ama güneşlenme süresinin kısa olduğu yerlerde bitkilerin büyümesi için daha kısa süre vardır. Mesela ortalama 300 gün Türkiye'de ama baktığınızda Doğu Anadolu bölgesinde 140 gündür arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde 300 gün, Doğu Anadolu'da 140 gündür. Yani Doğu Anadolu bölgesinde vejetasyon süresi kısadır. Çıkmış sınav sorusu. Erzurum, Kars, Ardahan platosunda vejetasyon süresi kısadır arkadaşlar. Ama Akdeniz'de daha uzundur diyeceğiz. Kozmopolit bitki diye bitkimiz türümüz var. Kozmopolit bitki iklim seçiciliği az olan geniş alanlara yayılmış bitkidir. Örneğin geven otu gibi, örneğin meşe, karaçam gibi bunlar nedir? Kozmopolit bitkidir. Bir de bakı etkisi var. Bakı etkisi de şudur arkadaşlar. Bir dağın iki yamacıdır. Bizim ülkemizde özellikle güney yamaç daha sıcaktır. Güney yamaçta bitkiler daha yükseklere kadar çıkabilir. Ama kuzey yamaç daha soğuktur. O yüzden bitkiler daha aşağıda olur. Yani biz buna ne diyoruz? Bakı etkisi. Yani güneşe bakan yamaç diyoruz. Unutmayalım. Evet burada bakı etkisini daha net görüyoruz. Hatta şöyle bakın bir daha ikiye ayırdık. Biz neredeyiz? Güneydeyiz. Güneyde ormanlar daha yükseğe çıkarken kuzeyde daha alçaktadır. Çünkü güney daha sıcaktır. Güneyden gelen güneş burada bitkilerin erken olgunlaşmasını da sağlar. Mesela iki taraftaki bitkilerden hangisi daha çabuk büyür? Güneyde olan güneşi aldığı için daha çabuk büyür. Unutmayalım bunu da. Evet burayı da bu şekilde söyledik ve bundan sonraki konumuz arkadaşlar Türkiye'nin toprakları. Türkiye'de bitki örtüsünü bitirip Türkiye'nin topraklarıyla dersimize devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.